meşhur yeleğiyle sen değişiklik yapıp kazak giymişsin. Vallahi hocam Gerçi bu çok güzel konuşuyordunuz ama sonra nimet, külfet, kabus falan karıştırdın içine. Ya bu Gülüyorduk burada nimete. Devam etseydiniz. Ankara'dakiler niye yelekte? Az önce Hüseyin de yelek takmıyordu. Biz Evet, hatta evet. takıldık ona. Galiba Hocam da evde Ankara bence. sıcak. Hocam da evde bence. Yok. Hocam biz bürokratik takılıyoruz Ankara'da. Onun için böyle lacivert bilmem ne. Ama yelek bürokrasiye aykırı değil ki. Bürokrasi güzel. Değil ama işte biraz daha şey o tabii. Eski usul kalıyor hocam. Evet. Genç kalmaya çalışıyorum. Ama Peki. çok yakışıyor sana. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz bir kez daha. Vallahi Hoş hocam bulduk. işte Teşekkür ederim. kurnazlık enflasyondan girdi. Diren enflasyon dedi çıktı. Portakal işte Orada kal. %400. Orada kal dedi. Oradan Orada işte kal. Kalma hocam, yeme hocam diyecek o zaman eski ya başkan olsa. yeme hocam yeme diyebilir. Yani Yeme. sebep Onu o. diyor zaten, direnelim diyor. Pilavı yemeyelim diyor. Evet, Yani o pilavı pilavı yemez. yemeyelim. Yani o fiyatta o pilavı O pilavı yedirmek yemez. benim ağrıma Ya bir gidiyor. şey diyeceğim Şeref abi. Şimdi hocam çok biz yemiyoruz zaten hocam. Yiyen biz miyiz? Nasıl TÜİK yiyeceğiz? açıkladı. Toplumun %10'u. Ha, Hadi biraz %10. zorlayalım. %20'lik kesimi. Evet. Zaten sen ben tırnak Ha. içerisinde yemiyoruz onu. Ha, pardon, ben kişisel aldım bunu. Yok Ha, yok. Allah'a şükür benimle ilgisi yokmuş. Yok yok. Hocam İstanbul'un enflasyonu açıklandı dün. Aylık %6,7. Haftaya pazartesi günü gelecek enflasyon. Anketlerde Reuters'ın anketinde 6,5'luk bir beklenti var. İşte yıllık 64,5'tu yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gelebilir deniyor. Evet, yıllık 64,5. Şeref abi çok güzel söyledi. Tabii işin böyle biraz mizahi tarafında konuşuyoruz ama beklentiler konusunda bir miktar Ocak ayı bizi zorluyor gibi. Siz her ne kadar yazılarınızda yıl sonunda 36'ya ulaşılabileceği konusunda hala bir iyimserliği koruyorsunuz. Vallahi bravo diyeceğim onun için Fatih Hocam. Elinizi öpeceğiz hakikaten 36 olursa. Ha? Metodolojisine ihtiyacım var çünkü. Evet. Ben de aynı şey umuttan Bir beslemek istiyorum. dinleyelim ya. Yani. Ocak böyle hocam bu beklenti gelirse tabii 6,5'un üstü ki dün Alaaddin Aktaş 8 falan bahsediyor. Evet. Yani 6, piyasa beklentisinin 8 bayağı 10 üzerinde arası diyor. hesaplıyor. Ne dersiniz? Buyurun. Ben de Alaaddin'den başlayacaktım. Dünkü yazısında 8 ile 10 arası diyor. Evet. 8'in altına düşmemesi lazım diyor yaptığı hesaplarda. O bayağı ince hesap yapıyor. Ama beklentilerde 6,7 diyor. Demek ki İTO da 6,7 çıktı. Demek ki işte 7-8 minimum 6,5 civarında falan bir şey olacak. Eğer 6,5-7 arası gelirse geçen sene de 6,7 idi. Yıllık enflasyon değişmeyecek ve işte biraz noktadan sonra oynayacak. Şeye baktım, yayına girmeden önce 2003'ten itibaren bu endeksin yayınlandığı 2003'ten itibaren Ocak ayı enflasyonları ne olmuş diye, ortalama 1,9. İTO'nun ortalaması da 1,5. Biz şimdi 6,7'den falan bahsediyoruz. Ya şöyle, bizim Ankara'da her zaman iyimser olmayız ama bazen doğru yönde adımlar atılınca herhalde o adımlar eksik de olsa, yetersiz de olsa iyimser olmaya çalışıyoruz. O kadar çok şey gördük ki son birkaç senede. Birkaç neden de ben öyle düşünüyorum. Birincisi, senin dediğin gibi Barış, elbette bir zorluk var. Hem Ocak enflasyonu yüksek çıkacak olması nedeniyle, hem de yıllık enflasyonun Nisan ayına kadar artacak olması nedeniyle, 70'e 75 arasına çıkacak olması nedeniyle bir koro başlayacak. Başladı bile zaten. İşte olmuyor. Faiz arttırmakla bu iş olmaz. Vergi arttırmakla bu iş olmaz. Nasıl olacağını da söylemiyorlar. O koro devam edecek. O koro bu tür politikalardan hoşlanmayanlardan geldiği gibi iktidarın bir cenahından da gelecek. Herhalde iktidarda cenahlar var işte. Bu işlerden hoşlanmayanlar. Dolayısıyla karar alıcıların akıllarını çelmeye çalışacaklar. Ama buna karşılık 6,7 çıkarsa ya da 7 çıkarsa moralimizi bozmalı mıyız? Bozmamalıyız. Çünkü Merkez Bankası'nın zaten yıl sonu için yaptığı tahminde, yani orta noktası 36, üst noktası 42, bayağı geniş bir bant var. Büyük bir belirsizlik aralığı var.
Bu Ocak ayı enflasyonu ben dikkate alındığını düşünüyorum. Hani 7'yi almadıysa bile 6'yı aldı. Almaması mümkün değil. Çünkü şey biliyor, kurun olduğu yeri biliyor. Ocak ayında bir dolu fiyat artışının olacağını biliyor. Dolayısıyla bu dikkate alınmış bir şey. Bir. İkincisi zaten 70-75'i açıklayan Merkez Bankası. O da dikkate alınmış bir şey. Dolayısıyla bunu anlatabilmek önemli. Yani dikkate almanız güzel. Ama anlatabiliyor musunuz? Ya hayır, bakın kontrol bizde faizleri falan getirdik. Bir yere bütçe açığı da beklenenin altında gerçekleşti. Bu yolda devam edersek dış koşullarda olumlu geliştiği sürece biz bu enflasyona ulaşabiliriz. Hani 36 değilse bile üst limiti 42. Hani 39 olur. 39 olsa Amerika için çok önemli de 3 puan sapma. Türkiye için 39 olsa ne olur? Hani 42 gelse biraz sevimsiz olur da psikolojik açıdan. Yani dış koşullardan daha önce konuştuk, olumlu gelişiyor. Kızıldeniz taşıma maliyeti dışında elbette o bir soru işareti, negatif, ama petrol fiyatlarının artmayacağı beklentisi var. Ondan sonra FED, ECB faiz düşürüyor falan. Bunlar bizim gibi ülkeler için sevimli ortamlar. Dolayısıyla yani benim öngörümde bir teknik modele dayanmıyor. Yapmıyorum artık teknik modeller. Eskiden yapıyordum. Ya bu çerçevede neden düşmesin? Döviz kurunda kontrol altına alındığını dikkate alınca. Enflasyonu belirleyen faktörlerin çoğu lehimize ilişiyor, işliyor. Velev ki bu politikada gidilsin, ama hani deminki o %400 sizin manşet artışlar falan, portakalda kal kalma yeme abi falan, onlar da bozuyor iş. Çok kısa Şeref abi sözü bırakacağım ama bu hafta Selva Hoca ile bir program yaptık FED akşamında. Tabii FED'den sonra konuşmadan olmaz Merkez Bankası. Siz de ifade ettiniz, işte orta noktası 36, 6.30 üstü 42, ama şöyle bir ya üst bandı yakalasa da bu iş olur falan. Hoca diyor ki Selva Hoca, ya böyle bir şey olur mu diyor Barış. O zaman niye 36'yı açıklarsın? Yani niye 36 konuşuluyor ki? O zaman 42 de. Bu diyor yani baştan enflasyonla mücadelede bir diyor hani kayıptır diyor. Bunu eleştiriyor yani. Ya en azından tahmin aralığının içinde kaldı falan. Ya olmaz diyor. Yani 36 ise 36. 42 değildir o diyor. Bu vurgusu var. Ona biraz onu hatırladım. Bu hafta çünkü çok çarşamba akşamı konuştuk. Bir onu söyleyeyim. İki, her şey yolunda gitmediğinde enflasyonla ilgili acaba Merkez Bankası dönüp çıkıp bir faiz artışı daha yapacak mı seçimden sonra? Ya seçime kadar herhalde, değil mi Şeref abi? Bir şey. Seçime kadar sanki el freni çektiler, evet. Faizde. Sanki seçim kararı, enflasyonun kararını galiba para politikası kurulu değil de benim hissettiğim bu enflasyon canavarı sanki bunu karar verecek. Ona göre gidecek diye bir hissiyatım var ama sevgili Fatih ne der hocam? Bilmiyorum. Onu dinleyelim şimdi. Buyurun biz. Hocam. Selva Hoca'ya katılıyorum. Bu bizim TEPAL'da değerlendirme notlarımızda vurguladığımız bir olgudan kaynaklanıyor. Hedef yok. 2024 sonu için bir hedef yok. Tahmin var. 2025 sonu için bir hedef yok. Tahmin var. Bunun ne önemi var? Şu önemi var. Örtük enflasyonu hedeflemesinden açık enflasyon hedeflemesine geçerken biz Merkez Bankası'ndaydık. Bütün 2005 yılı açık enflasyon hedeflemesinin tasarımıyla geçti. Tasarımda kafa yorulan konulardan bir tanesi, nokta hedef mi verilecek? Bir aralık mı olacak? Nokta hedef seçildi çünkü aralık olursa insanlar bunun üst sınırını dikkate alırlar. Enflasyon hakkında belirsizlik getirir. İşte orta hedef 8 koydunuz. Üst mesela 11 oldu. Ne olacak şimdi? 11 mi alacak? 8 mi alacak? 10 mu alacak? Tahmin olunca bu zorluk ortaya çıkıyor. Şimdi 36 ile 42 arasında bir hedef olur mu? Olmaz tabii. Hani 42 mi alacak? 40 mı alacak? 38 mi alacak? Büyük, önemli belirsizlik getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Selva haklı. Orta vadeli bir hedeften bahsediliyor. %5 komik. Tamam, orta vadeli hedefim kalsın ama önümüzdeki 3 yıl için, yıl sonu için hedef koy. Elinden tutan mı var? Niye? Yani tabii ki kanunun çerçevesinde hükümetle birlikte bunu koyması gerekiyor. Ama bu fark önemli. Yani bu önemli belirsizlik getiriyor. İkincisi, adı üstünde tahmin,
tahmini değiştirebiliyor olması lazım Merkez Bankası'nın. İyiye giderse işler ya da kötüye giderse. Ama hedef değişmez ki. Olağanüstü koşullarda değişir. Hedef ve okçuluk yarışını düşünün. Hedefi okun yönüne göre sürekli arkadan koşturan birinin hedefi değiştirdiğini düşünün. Yerini değiştirdiğini. Ne anlamı kalır o yarışmanın? Dolayısıyla bu hedef meselesi doğru. İkinci soru, ikinci kısmı neydi? Barış çok konuşunca unuttum. Sonra bir Selman hedefle ilgili şeyini söyledin evet. Öbürü. Seçimlerden sonra hocam, yani aha, iyi gitmeyen bir şeyler olursa ben durdum diyen Merkez Bankası yeniden yukarıya çıkıp doğru yapabilir mi, yani tırnak içerisinde bu cesareti gösterebilir mi diyeyim. Ya zaten açıklamasında var, ne diyor? Diyor ki açıklamasında burada durdum diyor. Yeterli bu diyor ama enflasyon ana eğilimini değiştirecek gelişmeler olursa, kalıcı değişmeler olursa, tabii, geçici değil de kalıcı değişmeler olursa. Orada hocam iki tane kelime koymuşlar ki yani böyle aylık işte Ocak yüksek geldi, benden bekleme bu. Bir tane daha kelime vardı metinde, dün de konuşmuştuk. Hem kalıcı olacak, başka bir sıfat daha var. Ancak onlar olursa ben gözden geçiririm. Hani Şeref abi çıktı mesela Ocak ayı 8 geldi. O kalıcı değil yani Ocak. O anlık. Yani kalıcı olacak, tamamen böyle olayı değiştirecek bir şey olmadıkça ben beklemeyin demiş. Çok masum bir cümle gibi görüyor ama bütün olası sonuçların mazereti tabii, tabii, saklanmış bir cümle. Şahinmiş gibi görünen evet, ama içinde güvercinlerin saklı olduğu evet, bir cümle gibi geldi bana. Hocamın yanında bize laf düşmez ama buyurun. Estağfurullah tabii buyurun. İstanbul çok şüpheci ya. Çok şüphecisiniz. Ya şöyle düşünün öbür taraf. Çok, hocam öbür okuyacağım ben size buyurun. Tamam ama şöyle düşünün öbür taraftan. Geçici Ocak'ta hatta zaten tahmininde var. 6-6,5 bekliyor Merkez Bankası Ocak için. Diyelim ki beklenin üstünde 7,5 çıktı. Ama bunu geçici görüyorsa enflasyon ondan sonra izleyeceği yolun tahminiyle uyumlu olduğunu düşünüyorsa niye artık? Niye tepki versin ki buna? Ocak ayı geçmiş artık. Değiştiremez ki onu. Geriye kalan yolda uygun. Niye değiştirsin? Kalıcı olursa yani o 36'ya ulaşması için öngördüğü bir öngörüsü var. Açıkladığı, çizdiği bir şey var, grafik var. Onun zorlayan bir gelişme olursa o kalıcı bir gelişme olur. Ona tepki vermesi lazım. Ben merkez bankacı olarak katılıyorum. Yani İstanbul yaklaşımına katılamıyorum burada. Eyvallah. Belirgin hocam şöyle diyor. Özür dilerim. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden biraz yani, da böyle tiyatral gözden geçirilecektir. Orada bir ifade eksik. Ya biraz abartmışlar tabii. Merkür retroya girmediği diye de o cümleyi de ekleseydi tam olacaktı. Astrolojik şeyde. Ama hocam. Ya vallahi çok korktu Şeref hocam. Yani. Ama aslanlar gibi savunuyor. Tabii, helal tabii olsun yani bunu da görüyoruz. Hak veriyor diyelim. Hani hak veriyor. Savunuyor biraz belki şey olabilir. Hakkını veriyor. Hakkını veriyor. Hakkını teslim ediyor. Hakkını veriyor daha güzel. Gerçekten ben onu güvercin olarak düşünmüyorum. Yani hedef koymamasını acayip eleştiriyorum. Büyük hata. Evet çok tamam doğru. Çünkü deminden beri konuşuyoruz. İşte siz söylediniz. İlk önce ben söylemedim ama ben onu güvercin bulmuyorum öbür açıklamayı. Çünkü belirgin olması da anlamlı aslında Türkçe açısından. Şimdi kalıcı bir şey, diyelim ki enflasyonun 36'dan 36,5'a çıkacağını kalıcı olarak gördünüz. Ama niye faiz arttıracaksınız? Ha? Belirgin ama o belirgin de 42 olmaması lazım. Yani dolayısıyla o da güvercin değil. Hocam beklentiyi bozuyorsa çok özür dilerim. Tabii işte. Kalıcı olmayan. İşte ama işte kalıcı olmayan aylık çıkış beklentiyi bozuyorsa da harekete geçmez mi sizce? İşte orada iş şeye geliyor. Beklentiyi bozarsa iş farklılaşıyor. Merkez Bankası'nın itibarına geliyor. İşte geçmişte hani Güven Sak ne diyordu, bizim gazetede iki devir yazıyor. Geçmişte yediğiniz hurmalar bir gün gelir sizi tırmalar. Geçmişte öyle işler yapıldı ki şimdi hep şüpheyle bakıyoruz. Bu açıklama aslında normal bir Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamayken şüpheci yaklaşıyoruz, güvercin diyoruz. Beklentileri bozar diyor. Bozar tabii. Niye? Çünkü son 3-4 yılda yapılanlar aklımıza geliyor. Ya bunlar yine şeye yatıyorlar, bu faizi bu kadar izin. Daha fazla arttıramayacaklar. Onun için böyle açıklamalar yapar gibi arka planda bir şeyimiz var. Algı var. Düşüncemiz var. Oradan kaynaklanıyor. Evet.
zaten iş sanata kalıyor. Benim demin dediğim kısım teknik, teknik olarak demin dediğim gibi. Ama bunu Barış'ın sorusu çok haklı. Açıklayamıyorsa istediğin kadar teknik olarak doğru karar al. İstediğin kadar direkt ki yok 6,5 benim beklentilerimle uyumlu, bu kalıcı bir sapma değil, onun için ben faiz tepkisi vermiyorum, bakın 36'ya doğru yönelecek. İstediğin kadar yerinde tepin, bozarsın işi. Anlatabilmek önemli. Anlatabilmek de itibarla ilgili bir şey. Onun için biz de buradan katkı veriyoruz. Bakın yok o kadar şüpheci olmayın falan diye. Vallahi hocam bravo. Şeref abi. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum sevgili hocam. O da şu. Şimdi geçtiğimiz seçimde, genel seçimde 1.1 trilyon liralık bütçe açığı meydana getiren bir seçim ekonomisinden söz edip durduk. Ama şimdi yerel seçimde seçim var ama ekonomisi yok gibi görmemize rağmen bazı çalışmalar var. Mesela emekli maaşını 10 bin liradan açlık sınırına taşıma. Artı seçim ekonomisi uygulanmamış olsa bile İstanbul için de vaatler yağmaya başladı. Belli ki bir mini de olsa bir seçim ekonomisi uygulanacak. Bu çerçevede acaba biz orta vadeli programda seçimden sonra hem bu yerel seçimin üzerindeki getireceği ekstra bozulmalar, hı hı, artı ikincisi enflasyonla, seçimden önce de enflasyondan bahsetmenin bir anlamı yok. Enflasyonla mücadele çünkü sıkıntılar. Bir orta vadeli programda bu anlamda siz bir düzeltme bekliyor musunuz? Orta vadeli program OVP 2.0 gibi bir beklentiniz var mı? Yani sıkı para politikası, atıyorum, sımsıkı para politikasına dönüşür mü? Ve açıkçası orta vadeli programdan sapma ne yönde olabilir? Çok kısa bir şey ekleyeyim. Ya öncelikle... Hocam bu evet, Barış. Şeref abinin sımsıkı dediği taraf, siz de hem TEPAV'da hem siz de hocam çok yazdınız. Miktarsal olarak da aslında Merkez Bankası'nın işi sıkmadığı, likidite bolluğu olduğu, mevduat, evet, faizlerinin bu kadar düştüğü gibi bir tartışma da yürüyor. Belki onu da, evet, ekleyip buyurun hocam. Ya bu 10 bin liralık emekli aylığı yani çok düşük bir aylık. Bunun seçimle ilişkili olmadan zaten düzeltiliyor olması, evet, lazım. İnsanlık ne yazık ki seçimden gereği. Önce. Evet, insan. Evet, ne yazık ki seçimden önce akla geliyor. Evet. O geliyorsa niye daha önce gelmiyor? Niye bunu Ocak ayında yapmıyorsunuz? Sevgili hocam, bu klinik deneyler gösterdi ki emekli acıkabiliyor. Açlık sınırı ama oy da verebiliyor. O açıdan, evet, buyurun. O açıdan. Ya ben şey beklemiyorum ya, seçimden sonra öyle acayip bu iki ayda bir şeylerin bozulmasını beklemiyorum. Mayıs seçimi gibi değil bu. Hı hı. Mayıs seçimden önce her şey bozulmuştu. Dolayısıyla öyle faizlerde enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir artış olmadıkça bir faiz artışı beklemiyorum. Ama yani bir OVP 2.0 beklemiyorum. Zaten OVP her sene oluyor. Ama Eylül ayında falan oluyor. Açıklanıyor. 3 senelik. Sımsıkı para politikasına da gelince orada yani faiz dışında kalan kısmı önemli. Ya orada iş şey çok bozuyor. İstediğimiz gibi döviz akmayınca cari işlemler açısından, finansman açısından son aylarda biraz geliyor. Yılın ilk 5 ayındaki gibi değil. Merkez Bankası tırnak içinde garip işler yapmak zorunda kalıyor. Döviz rezervini geçici olarak arttırmak için swap'la para veriyor. Ya şimdi geçen hafta çok ilginçti ve ondan önceki hafta. Yaklaşık swap 17-18 milyar dolar aldı swap ihaleleriyle. Bir 600 milyar lira falan piyasaya verdi. Öbür taraftan da 720 milyar mı ne çekti? Hem depo ihalesiyle hem de koridorun alt limitinden. Yani bir yandan veriyorsunuz, bir yandan alıyorsunuz. Ya şimdi bu garip bir şey. Tamam mı? Sulandırıyor işi. Niye yapıyor? Niye? Çünkü döviz rezervini geçici de olsa, yani kalıcı değil üstelik. Tamam mı? 2 aylığında, 3 aylığında. Swap'ın vadesi boyunca arttırmak için yapıyor. Niye? Çünkü işler doğru gidene kadar, bu U dönüş olacakmış şüphesi ortadan kalkana kadar böyle çok bol bol sermaye gelmeyeceğini düşünüyor ama döviz rezervine ihtiyaç var. Mecburen yapıyor bu işi. Ama bu da işte dönüp sorduğunuz gibi şey, vadeli mevduatın istediğimiz kadar, vadeli mevduat faizinin istediğimiz kadar artmamasına yol açıyor.
Yani veriler sanki 3 aya kadar vadenin 49 civarında falan olduğunu gösteriyor ama bankaların sitesine girince daha az. Tabii 30 tabii. Daha çok daha düşük. Daha az değil mi? 40'lara yaklaştı. Gazetemiz de yazdım. Tabii tabii 40'lara yaklaştı. Evet. Çok net. Dolayısıyla ya bu 40 sonuçta 3 aya kadar vadeliden bahsediyoruz. 3 aylık enflasyonla karşılaşmamız lazım. Sırf Ocak'ta 7'si gidiyor bunun. Hani 40'ında şeyini alacaksınız, 3 aylığını falan alacaksınız. Enflasyonun altında olduğu açık. Dolayısıyla mesela niye bu şey yapmak zorunda kalmasa swapları? Mesela 700 milyar lira çıkaracak kadar yapmasa, 200 milyarlık çıkarsa, vadesini kısaltsa falan. Ama o da gelip döviz rezervi duvarına vuruyor. Yani döviz rezervimi arttırmam gerekir isteği durduğu için bu işi yapıyor. Bu işte mevduat faizini sulandırıyor. Bir açmaz var burada. Ne yazık ki böyle. Bu da zorlaştırıyor. Zorlaştıran unsurlardan bir tanesi de bu. Ben ya bunun seçimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Uluslararası finansal yatırımcıların zihinlerindeki bu programdan dönüş olmayacak, olabilir şüphesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu sadece seçimle ilgili değil. Seçimi onlar da düşünüyor olabilirler ama vaktiyle seçim yokken oldu. Değil mi? Merkez evet. Bankası Başkanı birden değiştirildi. Evet, değiştirildi. Yani onu bir türlü silemiyor. O şüphe bir türlü silinmiyor. O şüphenin silinmesi için ek adımların atılması gerekiyor. Sadece faiz yetmiyor, sadece vergi yetmiyor. Mesela Merkez Bankası kanunu değiştirebilir. Başkanı görevden almak 2001'deki gibi olabilir. Son derece zorlaştırılabilir. Ancak hastalık halinde, yolsuzluk halinde falan görevden alınabilir. Şimdi istediğiniz zaman alıyorsunuz. Bunu değiştirseniz o şüphelerin bir kısmı azalabilir. Hani yine çok şüpheci insanlar kalabilir. Ya bunu değiştirdi ama gene değiştirebilir falan. Ama yapacak da bir şey yok. Evet. Ya bu tür değişikliklere ihtiyaç var. Gibi geliyor bana. Peki mi? Ne diyor? Dolayısıyla yüz kızartıcı özet olarak değil mi? Yüz kızartıcı suç evet. Dışında dokunma ona diyor. Dokunma. Yani. Peki enflasyon yüz kızartıcı öyle. Bir suç değil mi sevgili kardeşim? Eyvah. O zaman doğru. Ondan Merkez Bankası. Hocam, zor soru. Ana iş o. Allah aşkına. Sabah o. İlk çıkışından Merkez Bankası sabah sorumlu değil. Yani. Merkez Bankası. Doğru. Evet. Yani peki. Topu hocam. Merkez Bankası atabilir. İş sadece bende değil diyecek. Diğer şeyleri de yapın diyecek. Evet. Hocam, vallahi çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. O keyifli bir sohbetti. Haftayı iyi kapatıyoruz sayende, neşeli. Yani bir sıkıntılı bir konuyu da bu kadar neşeli anlatılmaz aynen. Ki kardeşim ya. İnşallah bu neşemiz Şeref abi. Sizden feyiz aldım. Evet. Önce sizi dinledim. Estağfurullah. Sağ olun. Çok güzel anlatıyordunuz. Portakal, domates. İnşallah neşemiz belirgin ve kalıcı olur hafta evet. Sonunda da değil. Sürdürülebilir İnşallah. Neşeden söz ediyoruz burada kardeşim. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Fuat Özatay bizlerleydi.